Merhaba arkadaşlar, World Naber kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 tane kitap önerisiyle geldim. Bu kitapları yıllar içerisinde okumuştum. Arasında beğendiğim kitaplar var tabii ki. Beğenmeyip tavsiye edeceğim kitap yok sanırım. Neyse, bu arada ben vlog çekerken neyse kelimesini bayağı bir kullanıyorum. Herhalde fazla umursamaz olduğum için diye düşünüyorum. Neyse, dediğimiz gibi neyse, konumuz bu değil. Kitap önerisine başlamadan önce, eğer bu videoyu beğenirseniz bunun devamı da gelecektir. Önermediğim bir sürü kitap daha var tabii ki de. Şu an aklıma böyle bir içerik videosu çekmek geldiği için direkt böyle bir video çektim. Bu arada hava çok güzel. Videoma güzel bir efekt katmış. Beğendim. İsterseniz başlayalım. Oscar Wilde'in Mutlu Prens kitabı. Çok güzel bir kitap. Eğer küçük kız kardeşleriniz, erkek kardeşiniz falan varsa onları hediye edebilirsiniz. Yıllar önce okumuştum bu kitabı. Kitabın konusu, şehrin yukarısında Mutlu Prens heykeli vardır. Bu heykel her tarafı altınla kaplı ve gözleri de yakuttandır. Çevredekiler bu heykeli çok sevdiklerinden ona Mutlu Prens adını vermişlerdir. Bu kitabın arkasında da şöyle bir yazı var. 7'den 70'e çocuk ruhlu insanlar şaşırma ve sevinme gibi çocuksu yetilerini koruyanlar ince. Bu kitapla ilgili de güzel bir anım var. Ondan da bahsedeceğim. Zaten kitaplarla ilgili bir sürü güzel anım olduğu için her an her yerden güzel bir anım çıkabilir. Güneşin yüzüme kattığı efekte hayranım. Neyse güneş, dikkatimi dağıtma lütfen. Konumuza dönelim. José Mário de Vasconcelos'un kitabı, Şeker Portakalı romanı, 12 günde yazılmıştır. Bu kitabı çok seviyorum. Çünkü bir gün kitap almaya karar verdiğimde, aslında arkadaşlarım bana öneride bulunmuşlardı ancak dikkate almamıştım diyelim. Ya da bir köşede bekletmiştim bu öneriyi. 5 yaşında olan zeki ve yaramaz çocuk Zeze'den bahsediyor. Yaramazlığı ve zekiliği yüzünden çevresindekiler ona şeytan derler. Öğretmeni ve ablası hariç. Babası işsiz olduğu için taşınmak zorunda kalmışlardır. Bu da Zeze'yi bir hayli üzmüştür. Ve taşındıktan sonra Zeze'ye bir şeker portakalı seçmesini söylerler. O da seçer. Onunla iyi bir arkadaş olur ve bütün sırrını, dertlerini ona anlatır. Yani şeker portakalı Zeze'nin sırdaşı olur. Kitapçıda gezerken bir kadına sordum aniden, kitap öneriniz var mı diye. O da bana bunu önerdi. Kitabı okuduğumda çok beğenmiştim. Hatta böyle duygulanıp annemle Nurşen'e anlatmıştım. O zamanlar daha Nurşen küçücüktü. Ona rağmen o bile beğenmişti. Üçüncü kitabımız, eğer şiire merakınız varsa bir tane şiir kitabı önermek istiyorum. Kitabımız Murat Han Munga'nın Aşk İçin Ne Yazdıysam. Şairimiz bütün aşkla ilgili yazdığı şiirlerini bu kitapta bir araya toplamıştır. Şiirleri biraz geçmişe olan özlemi, hasreti anlatıyor. Ve oldukça hüzünlü bir kitap, şiir kitabı. Kitabın en güzel yanı da zaten arkasında şöyle diyor. Aşk için ne yazdıysam, dilerseniz bugüne kadar ne yazdıysam aşk için yazdım diye okuyun bu başlığı yazmış. Güzel bence. Okunabilir. Zaten bir günde okumalık bir kitap. Kitabın içinde en güzel şiiri şairimiz sona saklamış. Yalnız bir opera. Şimdi sizlere şiirde en beğendiğim kısmı okumayı istiyorum. Zaten kitapta en beğendiğim şiir son şiir oldu. Aşkın bir yolu vardır. Her yaşta başka türlü geçilen. Aşkın bir yolu vardır. Her yaşta biraz gecikilen.
yeryüzünde yalnız bir yıldız arar gözler, gözlerim. Aşkın kuzey yıldızıdır bu. Yazları daha iyi görülen. Ben, öteki, bir diğeri, ona doğru ilerler, ilerlerim. Zamanla anlarsın bu bir yanılsama. Ölü şairlerin imgelerinden kalma. Sen de değilsin, o da değil. Kuzey yıldızı daha uzakta. Yeniden yollara düşerler, düşlerim. Bir şiir yaşatır her şeyi, yaşamın anlamısı olduğunda. Ben yoluma devam ederim, bitmemiş bir şiirin ortasında. Darmadağınık imgeler, sözcükler ve kafiyeler. Yaşamsa yerli yerinde, yerli yerinde her şey. Evet, böyle bir şiir. Güzel bir kitap. Tam ben şiiri okuduğumda dışarıdan kuşların sesleri gelmeye başladı. Herhalde şiiri beğendiler. Teşekkür ettiler bence. Bu kitap benim için değerli çünkü hediye. Sevdiğim bir arkadaşımdan. Üniversitedeyken sınıfta düet yapıp şarkı söylediğim arkadaşım. Bugün hocaya yakalanmıştık. Hoca kim diye sorduğunda kendimi söylemeyip sadece o arkadaşımı ispiyonlamıştım. Olur öyle arkadaşlar. Neyse, ispiyonladım da ne oldu? Sorun olmadı. Hoca iltifat edip gitti. Dikkatim dağıldı. Neyse, bunu da video ekleyeceğim. Kırpma falan yok. Çok güzel bir kitap. Hayatı anlamlandıran davranışlar ve hisler üzerine derlenmiş bir kitap. Ünlü yazarlardan alıntılar yapılmıştır. Ve içinde kısa hikayeler vardır. Güzel kitap. Gerçekten okumanızı isterim. Aklınıza ilk gelen soruyu da cevaplayayım. Kitap çay kokuyor mu? Evet arkadaşlar, gerçekten. Kitap çay kokuyor. Kahve kokulu hikayeler de var ama onu henüz okumadım. Belki okurum. İçinden kesin kahve kokusu geliyordur. Bundan çay kokusu geldiğine göre öyle bir tahmin yürüttüm. Beğendiğim hikayeyi okumak istiyorum. Kısa bir hikaye. Bu hikayeyi niye okuduğumu okuduktan sonra anlayacaksınızdır. Güzel bir alıntıyla başlamış yazarımız. Şöyle bir alıntı. Mükemmel evlilik, mükemmel bir çiftin bir araya gelmesiyle olmaz. Mükemmel olmayan bir çiftin bir araya gelerek farklılıklarının tadını çıkarmasıyla olur. Dave diye birinden alıntı yapmışlar. Başka bir alıntıyı okuyacak olursam, bütün insanların zayıflığı ortaktır. Sevdikleri kişiler hala hayattayken onları sevdiklerini söyleyememek. Orlando'dan alıntı yapılmış. Maalesef ki öyle. Kimse hayattayken kıymet bilmiyor. Bir arkadaşımın düğün davetiyesi geliyor ve ben herkese aldığım düğün hediyesini almak için dışarı çıkıyorum. Ne mi bu hediye? Bir mikser, yani çırpıcı. İnsanlara düğün hediyesi olarak mikser almam kulağa tuhaf gelebilir. Hatta kolaya kaçmak olarak düşünülebilir. Ancak bunun bir sebebi var ve bu sebep çocukluğuma dayanıyor. Çocukken annemi sık sık kek karıştırırken görürdüm. Bunda tuhaf ne var dediğinizi duyar gibiyim. Annem genellikle kek yaparken başlarda çok gergin gözükürdü. Sinirle çırptığı kek karışımının kaptan sıçradığını zannederdim. Ancak bir süre sonra annemin sakinleşir, mutlu bir şekilde keki pişirmeye koyuyordu. O zamanki yaşımla buna bir anlam veremezdim. O mükemmel kekleri yerken de annemin neden o kadar gergin olduğunu sormayı unuturdum açıkçası. Keklerin sırrını ise evlendiğim gün öğrendim. Annem bana düğün hediyesi olarak bir mikser almıştı. Açıkçası bu biraz zoruma gitmişti. Yanlış anlaşılmasın, pahalı şeylerde asla gözüm olmamıştır. Ama annemden daha özel bir düğün hediyesi beklediğimden biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Yine de kibarca teşekkür edip onu öptüm. Annem, gel hazırlıklara başlamadan önce biraz oturalım dedikten sonra koltuğa oturdu. Ben de merakla yanına oturdum.
elimi ellerinin arasına alıp konuşmaya başladı. Belki hatırlarsın, sen daha çok ufak bir çocukken sık sık kek yapardım. Bana şaşkın şaşkın bakar ama ne olduğunu anlayamadığım için sormazdın da. Kek yaptığım zamanlarda genelde babanla bir sorun yaşamış olurduk. O zamanlar restoranlara gidip barışmaya da kutlama yemekleri yemek çok lüks olduğu için ben de babanla aramızı düzeltmek için yapabileceğim en iyi şeyi, yani o kekleri yapardım. O anki sinirle birbirimize kötü bir şeyler söylememek için hemen mutfağa gider, kek çırparak üzerimdeki siniri atardım. Hatta bir keresinde babanı da mutfakta kek yapmaya çalışırken yakaladığımda dayanamayıp kahkahayı patlatmıştım. İşte sana bir mikser almamın sebebi bu kızım. Evlilik dışarıdan bakıldığında kolay gibi gözükse de aslında hiç öyle değildir. Karşılıklı sevgi, saygı ve anlayışa dayanır. Eğer aranızdaki sorunları çözmek için bir yol bulamazsanız en ufak problemde dağılıverirsiniz. Ve biz babanla kek yapma yöntemini bulduk. Siz de illa kek yapacaksanız diye bir şey yok. Mikser sadece temsili bir şey. Bizim evliliğimizin en büyük dayanağı o dönemlerde kullandığımız çırpma teliydi. Şimdi de mikser kullanıyoruz. Araç değişse de amaç aynı kaldığı sürece gerisi önemsiz. Sizin de amacınız birbirinizi kırmamak ve her daim sevmek olsun güzel kızım. Umarım çok mutlu olursun. Gelelim bir diğer kitabımıza. Virginia Woolf'un A Room of One's Own kitabı. Kendine ait bir oda kitabı. Güzel bir kitap. Okumanızı öneriyorum. Ben İngilizcesini okumuştum. Fark etmez. Türkçesini de okuyabilirsiniz. Yeter ki okuyun. Kitapta, eğer kitaptaki birkaç alıntıdan bahsetmek istiyorum. Eğer bir kadın edebi bir eser yapmak istiyorsa kendine ait bir odası ve parası olmak zorundaydı o dönemlerde. Yazarımız yazdığı dönem hakkında bizlere bilgiler veriyor. O dönemdeki eşitsizlikten bahsediyor. O dönemde kadının edebiyat dünyasında kabul edilen bir varlık olarak görünmesi için kendine ait bir odasının ve parasının olması gerektiğine değinir. Başka bir alıntıya değinecek olursak, bayanların ne yazık ki kütüphaneye girebilmeleri için ya bir öğretim üyesinin yanında ya da tavsiye mektubu ile girebildiklerini söylüyor. O dönemde toplumdaki kadınların değerlerinin yitirdiğini, erkek ve kadın eşitsizliğine değiniyor. Bir alıntı daha var. Yazmak senin ne işine yarıyor ki? Alıntısı. Kitaptaki bir sürü alıntıya değindik. Ama son olan alıntı bayağı bir üzücü. Bunu asla hiç kimseye kullanmayın. Özellikle yazmayı seven insanlar. Bir diğer kitabımız ise Bonnie Ware'ın Ölmeden Önce En Çok Pişman Olduğunuz 5 Şey kitabı. Bu kitapta Avustralya'da bir bankada çalışan birinin bir gün hayatını değiştirmek isteyip ve istifa etmesiyle başlıyor. Bütün eşyalarını satıp arabasına biniyor, seyahat ediyor. Arabasında yaşayarak ne iş bulduysa çalışarak hayatına devam ediyor. Bu süreçte yaşadığı hikayeleri anlatıyor ve 5 tane pişmanlığa değiniyor. Şu pişmanlıklardan bahsetmek istiyorum. Birinci pişmanlık, keşke başkalarının benden beklediği gibi değil, kendi istediğim gibi yaşayacak cesaretim olsaydı. İkinci pişmanlık, keşke bu kadar çok çalışmasaydım. Üçüncü pişmanlık, keşke duygularımı ifade edecek kadar cesur olsaydım. Dördüncü pişmanlık, keşke arkadaşlarımla bağlantımı koparmasaydım. Beşinci pişmanlık, keşke daha çok mutlu bir hayat yaşamak için kendime izin verseydim. Üstelik kitabı bitirdiğimde şöyle bir şey fark etmiştim. Tamamen hayatı sorgulamaya başlıyorsunuz. Kendi hayatınızda öyle misiniz, değil misiniz? Bence bu daha iyi oluyor. Erken yaşta fark ediyorsunuz ve düzeltilmesi gereken şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Hatta 5 tane başlık hakkında kendi hayatınızla ilgili bir şeyler de yazıp neyin doğru neyin yanlış olduğunu da anlayabilirsiniz.
böyle kitabımızda. Bir diğer kitap ise Stefan Zweig'in The Burning Secret, Yakıcı Sır kitabı. Bu kitapta Baron adında biri ve Malte adında bir anne çocuğu Edgar ile tatile gidiyor. Tatilde Baron ile Edgar arkadaş oluyor. Devamı sizde. Diğer kitap ise Penny Vincenzi'nin Kader Kazası romanı. Bu kitap 645 sayfadan oluşuyor ve heyecanlandıran akıcı bir kitap. Kitabın kalınlığına aldanmayın. Çok hızlı okunuyor. Gerçekten güzel bir roman. Kitabı anlatmak yerine arkasındaki az öz yazılmış yazıyı okuyayım. Sıcak bir yaz günü, kalabalık bir otoyolda. Hayat bir anda değişti. Jonathan, sevgilisi Abby ile yaptığı kaçamaktan dönen bir doktor. Karısı onu bir konferansta sanıyor. Georgie hayatını değiştirecek bir rolün seçmelerine katılmak için yola çıkmış genç bir oyuncu. Dinamik, hızlı ama başarısız bir evliliğin ardından yalnızlık çıkmazında çırpınan Georgia'nın menajeri Linda, düğününün yapılacağı mekana doğru karanlık bir sırla ilerleyen damat Toby ve en yakın arkadaşı Bernie, 50 yıldır görmediği ilk aşkını karşılamak için havaalanına ulaşmaya çalışan Mary, hepsini bir araya getiren büyük kazayı uzaktan izleyen çiftçi William ve en yakın hastanede çalışan genç ve çekici doktor Emma, göz açıp kapayana kadar hepsinin yaşamı değişiyor. Hayatlar alt üst oluyor. Yeni sırlar ortaya çıkıyor, aşklar başlıyor ve bitiyor. Bir korkunç kaza her şeyin sonu olur mu? Yoksa her şey için yepyeni bir hayatın anahtarı mı? Gibi yazılmış. Başka bir kitaba geçecek olursak ve bir diğer kitap ise Doktor Şemseddin Küzelçi'nin Poets of Kirkuk, Irak Türkmen Poets kitabı. Bu şiir kitabında bütün şairlerin olmasa bile çoğu şairlerimizin hayatını bir sayfalık ele almış, ardından ikişer tane şiirlerini yazmıştır. Güzel bir kitap. Bu kitapla ilgili bir anım var. Bir gün Ata Terzibaşı'nın ölüm yıl dönümüne gitmiştim. Orada 6 tane kitap vermişlerdi. Bu da onlardan biri. Allah rahmet eylesin. Ve son kitap önerisi olarak da Josh Millerman'ın Kırmızı Piyano kitabı. Kafes yazarı olan Josh Millerman bu kitabı yazarken sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Akıcı kitap olduğu için okumakta zorlanmazsınız. İkinci Dünya Savaşı, silahlar, savaş hakkında düşündürüyor. Çift zamanlı yazıldığı için bir bölümde çöle gidişi anlatırken diğer bir bölümde Philip'in hastanedeki yatak odasındaki yaşadıklarına değiniyor. Kitap fazla düşündürüyor ve bir sürü tahminlerde bulunmanızı sağlıyor. Okurken bir hayli tahminlerde bulunuyorsunuz. Hatta merak uyandırıyor. Güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ediyorum. Diyerekten kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.